geldiniz. Ben Gamze. Bugün sizlere yüzüne görmüş olduğunuz bu yılbaşı makyajını yaptım. Eğer planladığım doğrultuda ilerlersem ve siz bu videoyu zamanında izliyorsanız ben her böyle yılbaşına kadar iki günde bir veya her günde olabilir video yüklemeyi planlıyorum. Böyle makyaj, yılbaşı mesajları, işte saç videosu falan bir şeyler. Umarım dediğim gibi planladığım gibi olur. Ve bu daha benim diğer ikinci yılbaşı makyajım. Bunu daha çok böyle şey yaptım. Hani altın sarısı, mor. Neden bu renkleri kullandım? Çünkü her zaman kırmızı kullanmak zorunda değiliz. Veya her zaman smokey eye yapmak zorunda değiliz. Böyle değişik renklerde kullanabileceğimizi düşünüyorum. Bir şey daha söyleyeceğim. Ben bu yılbaşı dolayısıyla bize böyle çok fazla denememiz için ürünler geliyor ve size de tavsiye edebilmemiz için ben bütün videoyu bu yeni gelen ürünlerden kullanmaya çalıştım ve ayrıca da benim zaten elimde olan veya hani önceden kullandığım ürünlerden oluşan böyle minik bir paket yapıyorum ve hala da devam ettiriyorum bu paketi. Bu paketin çekilişi en azından bir kişiye çekilişle vereceğim. Bu işine yapmanız gereken tek şey benim Instagram'dan takip etmek ve Instagram'daki herhangi bir resmimin altına şurada görmüş olduğunuz emojiyi yapmanız yeterli. Ben de onu aranızdan bir kişiye hediye edeceğim diyorum ve şimdi yapmaya geçiyoruz. Tekrardan merhaba. Hemen makyaja başlıyorum. Önümde şu an bir sürü ürün var ve ben hangisiyle başlayıp ne renk bir şeyler yapacağımı bilmiyorum. O yüzden gerçekten doğaçlama gideceğim. Aklımda tabii belli bir profil vardı. Her zaman, her yılbaşı makyajının klasiği olan bir glitter kullanacağım. Ama bakalım nasıl olacak. Öncelikle NYX'in bu waterproof concealer'ını kullanacağım. Bu da çok zor ele geliyor. Yani nasıl bir ürün? Ben bir şeyi yanlış yapıyorum, anlamadım. Çok zor şey oluyor. Sürümü de zor. Kendi de zor. Bunu göz kapaklarıma uyguluyorum. Sonra elimde... göz kapaklarım çok kötü duruyor. Neyse. Elimde NYX'in Ultimate Shadow paletlerinden bu paleti var. Bunun 1 diye geçiyor. 1 numaralı paleti. Bunu kullanacağım. Gerçekten renkleri çok güzel. Öncelikle tabii ki şu göz kapaklarımı sabitlemem lazım. Çünkü şu an yapış yapış oldular. Bunun için bu en baştaki ten rengini kullanıyorum. Sonra elimde Golden Rose'un bu terakotalarından 4 numarası var. Yok, 101 numarası. 4 nereden uydurdum? Bunu kullanacağım. Böyle kriz bölgemi birazcık koyuklandıracağım. Sonra paletimdeki bu ikinci sıradaki 2-2, üstteki 6-2, şuradaki bu rengi elime alıyorum. Çünkü elde daha pigmentli. Bunu da gözümün kısımlarına uyguluyorum. Böyle kirpik tiplerime azıcık kalem çekeceğim. Bunun içine Notions bu Smokey Eye Pencil'larından 1 numaralı rengi kullanıyorum. Zaten bunu bilerek seçtim çünkü gerçekten çok yumuşak bir kalem. Gözümün iç kısmını da Flomar Starmatic kalemlerinden 1 numarayı uygulayacağım. Şimdi bir maskara uygulayacağım ama bu gerçekten çok enteresan bir maskara. Bu da NYX markasının Double Stacked maskarası. Zaten ismi şu an burada yazıyor olacak. Hem daha fazla rezil etmiyorum ve susuyorum. Bu şimdi şöyle. Öncelikle içinden çıkan bu siyah maskarayı bir kat sürüyorsun. Sonra diğer çıkan beyaz maskarayı alıyorsunuz. Dış görünüm beyaz ama içinde bunun ipler var. Sonra bu iplerle maskaranın üstüne ikinci bir kat gibi geçiyorsunuz. Sonra maskaradan tekrar bir kat daha sürüyorsunuz. Ve işte sonuç. Gerçekten gidip ipek kirpikmiş, takma kirpikmiş, boşuna para vermeyin. Bundan alın ve yani gerçekten takma kirpik gibi. O kadar uzatıyor ki kirpiklerimi. Ben bunu çok seviyorum. Ve bu elime geçtiğinden beri başka hiçbir şey kullanmıyorum. NYX'de zaten Caddebostan'da var şubesi. Zaten internette de var. Bunun linkini de özellikle bırakacağım incelemek isterseniz de oradan bakabilirsiniz. Şimdi göz makyajımı hafif bitirdim gibi bir şey. Yüz makyajıyla devam ediyorum. Bunun için aslında elimde iki tane yeni fondöten var. Elime yeni ulaşan fondöten bunlar. Ama ikisi de markalar sağ olsun. Benim birisi de bunlar 4 ve 5 numara. İkisi de bana çok koyu ve çok sarı oluyorlar. O yüzden bunları kullanmayacağım. Farmasinin bu CC kremini kullanacağım. Bu All-in-One Light to Medium rengi. Bunu şey yapabilirsiniz. Şurada bıraktım. Instagram adresinden satın alabilirsiniz. Zaten Farmasinin BB ve CC kremlerini çok beğenerek kullanıyorum.
Sonra Flombard'ın bu Radiant Touch Brush Concealer'ı uygulayacağım. Bronz olarak da gözümde kullandığım bu Golden Rose'un terakota bulaşısını kullanacağım. Konuşamadım. Bugün iyi değilim. Bronzer'ı bitirdik. Şimdi allık uygulayacağız. Allık için de harika bir paletim var. NYX'in bu Sweet Cheeks isimli paletine bir allık seçeceğim. Ben en çok şu iki rengi beğendim çünkü simliler. O yüzden şu baştaki rengi uygulayacağım. Sonra da bu W7 markasının Glaucom Ateş isimli highlight'ını uygulayacağım. Bu arada bakar mısın allıkta bile nasıl parladı yanaklarım ama yılbaşı olduğu için iyice parlıyorum. Özellikle bir de mesela ben şimdi yanım örgü saçı tercih ettim. Öyle olunca bu yüzüm çok böyle açıkta kaldı ve hani birazcık daha yüzümün dikkat çekmesini istiyorum. O yüzden de bu taraftaki highlight'ı iyice abartıyorum. Ve şimdi göz altlarından birazcık devam edeceğim. Neden diyeceksiniz? Aslında göz makyajım oldukça sade oldu ama göz altlarım sanki biraz fazla sönük kaldı. O yüzden de göz altlarımı birazcık far uygulayacağım. Şuradaki mordan birazcık alıyorum. Farını silip göz altlarımı uyguluyorum. Şimdi dudak makyajına geliyoruz. Dudaklarım için böyle pembe bir dudak kalıbı kullanacağım. Bu da NYX'in. Bu neymiş ismi? Sandpick isimli rengi. Üstüne de Flombard'ın bu Revolution lipstiklerinden R09 rengini uyguluyorum. Ve makyajımı bitiriyorum. Yani bir kısmını bitiriyorum. Siz dilerseniz bu şekilde böyle sade kullanabilirsiniz. Ama söz konusu yılbaşı olunca tabii ki birazcık abartmak gerektiğini düşünüyorum. O yüzden ben de işin içine glitterları katıyorum. Ve elimde bu altın sarısı glitter var. Şimdi bunu uygulayacağım. Ah, aşk ya, aşk. O kadar güzel bir şey ki bu gerçekten. Şimdi bunu alıyorum elime. Ve de göz pınarlarımı uyguluyorum. Ve makyajımı bitiriyorum. Kendime şu an aşık oldum. Gerçekten glitter demek ben demek. Yani çok 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 seviyorum. O yüzden de bu makyajı da çok beğendim. Hem her zaman yaptığımda biraz farklı oldu. Normalde hep böyle kırmızı dudak falan yapardım ben ve herkes de yılbaşı dedik mi kırmızı dudak yapar ama neden mor olmasın, neden pembe, mavi olmasın? İstediğiniz şekle göre değişir. Bu sim rengi de, bu göz rengi de istediğiniz şeye göre değişir. Ben sadece kendime bunu yakıştırdığım için bunları yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir makyajımı. Umarım videomu da beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca da beni Instagram'dan, Snapchat'ten, WhatsApp olmaz. Twitter'dan, Facebook'tan her yerden takip edebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Güzel kalın. Hoşçakalın.